Herkese merhaba arkadaşlar. Çok sorulan sorularla ilgili videolar çekmeye devam ediyorum. En çok sorulan soruların başında da Amazon satıcı hesabım askıya alındı, yani suspend edildi. Nasıl tekrar aktif hale getirmem lazım? Sattığım ürünün orijinal olmadığı ya da ürün fotoğrafında gözüktüğü gibi yer almadığı, giden ürünün fotoğrafında gözüktüğü gibi olmadığına yönelik şikayetler alabilirsiniz. Bu aldığınız şikayetler doğrultusunda da Amazon size hiçbir uyarı vermeden hesabınızı askıya alabilir. Bu gibi problemleri yaşamanız Amazon'da çok büyük bir olasılık. Genellikle yeni satıcı hesapları, çok uzun süredir satış yapmadığınız Amazon satıcı hesapları bu gibi problemlerde herhangi bir uyarı almadan Amazon tarafından askıya alınabiliyor. Bu durumlarla karşılaştığınızda ne yapmanız gerekir, hangi adımları atmanız gerekir, bunu size adım adım açıklayacağım. Oldukça net hale getirmeye çalışacağım. Öncelikle şunu çok iyi bilmeniz gerekiyor. Amazon birden fazla sebepten dolayı hesabınızı askıya alabilir. Birinci sebep hesabınızı açar açmaz 3 async suspend dediğimiz eklediğiniz ürünleri Amazon kabul etmeyebilir. Bu ürünlerle ilgili fatura isteyebilir. Müşteriyle problem yaşarsınız. Müşteri A'dan Z'ye garanti talepleri denilen bir bölümde size şikayet oluşturabilir. Amazon'da müşterinizin mağduriyetini giderene kadar hesabınızı askıya alabilir. Bu ve bunun gibi aslında yüzlerce sebepten ötürü Amazon hesabınızı askıya alabiliyor. Fakat bu videomuzda işleyeceğimiz konu Amazon'da sattığınız ürünün orijinal olmadığını, fotoğraftaki gibi görünmediğini müşteriler tarafından belirtilmesi. Bu gibi durumlarda neler yapmanız gerekiyor? Bu gibi durumlarda Amazon'a nasıl bir temyizde bulunmanız, yani appeal göndermeniz gerekiyor? Bunu size açıklıyor olacağım. Öncelikle Amazon satıcı hesabınızın Account Health bölümünde, yani hesap sağlığı bölümünde aldığınız uyarıları adım adım takip etmeniz lazım. Eğer herhangi bir uyarı alırsanız ve bu Account Health bölümünde Amazon size herhangi bir uyarı vermişse ve yanında da appeal yazan, yani temyiz yazan bir bölüm varsa mutlaka bir temyiz yazmanız gerekiyor. Şimdi ekranda gördüğünüz temyiz örneğini size göstermek istiyorum. Bu temyiz örneği öncelikle okuyalım. Bu bizim yazacağımız bir temyize bir örnek aslında. Sevgili Amazon satıcı performans ekibi, biz yaptığımız hataları tanıyor ve anlıyoruz. Bunlar bizim hatalarımız. Ürün listeleme sayfasına %100 uymayan ürünler listeledik. Ürün detay sayfasında açıklandığı gibi listelediğimiz ürün uygun şekilde listelenmiyor ve ürün sayfası ile ilgili sorunlar yaşıyoruz. Yükseklik, uzunluk, genişlik, ağırlık, renk, malzeme, marka, benzersiz ürün tanımlayıcı, işlevselliği ve ürün orijinalliği dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ürün liste sayfasının özelliklerine uyan ürünlerin satılamayacağını biliyoruz. İlanlarını oluşturduğumuz ürünleri yanlış tanımladık. Örnek, ürünlerimizin gerçekte belirttiğimiz malzeme olduğuna dair tam bir açıklama yapmadık. Ana görsellerimiz sadece üründeki ürünle birlikte beyaz arka plana sahip değil. Açıklamalarımız Amazon güvenli bir satın alma işlemi yapmak için müşteriye tam bilgi sağlayacak kadar tam değildi. Bu, ürünün alınmasından sonra memnun olmayan müşteriyle sonuçlandı. Şimdi öncelikle Amazon'la ilgili ne yaşarsanız yaşayın, hangi problemi yaşarsanız yaşayın, isterseniz haklı olun, isterseniz haksız olun hiç önemli değil. Herhangi birisi size fake bir yorum yapmış olabilir. Bir rakibiniz sizin hesabınızın kapanması için sahte bir yorumda bulunmuş olabilir. Hiç önemli değil. Amazon'da her şey başınıza gelebilir. Yeter ki Amazon satıcı hesabınızı yeniden aktif hale getirin. Bunu nasıl yapacaksınız? Bu temyiz örneğinde gördüğünüz gibi eğer haklı da olsanız, haksız da olsanız, yani bu durum yaşanmamış olsa bile, yani sizin ürününüz gerçekten mükemmel bir ürün olsa bile, orijinal bir ürün satıyor olsanız bile, ürün fotoğraflarınız, açıklama metinleriniz muntazam olsa bile, eğer Amazon sizin listenizi bir ya da birden fazla sebepten dolayı kapattıysa, siz olmayan problemleri üstlenmek zorundasınız. Bu Amazon'da appeal, yani temyiz yazmanın bir numaralı kuralı. Sorumluluğu üstleneceksiniz. Evet diyeceksiniz, bu bizim hatamız. Evet doğru söylüyorsunuz, ürünler orijinal gibi görünmüyor olabilir. Ya da ürün listelerimizde evet hata yaptık, fotoğraflarımızın kalitesi çok kötü. Evet ürünlerimizin açıklama sayfasındaki bilgiler çok yeterli değildi. Bunun farkına vardık. Hatamızı kabul ediyoruz. Bunu mutlaka Amazon'a bu şekilde bildirmeniz lazım. Çünkü Amazon bunu istiyor. Yani siz her ne kadar muntazam iş yapıyorsanız da yapın hiç fark etmez. Eğer bir şikayet alırsanız ve bu sebepten dolayı da Amazon satıcı hesabınızı askıya alırsa mutlaka suçu, problemi, hatayı, kusuru
işlememiş olsanız bile üstlenmeniz şart. Eğer üstlenmezseniz Amazon'a hayır efendim benim ürünlerim muntazam, benim ürün açıklamalarım gayet gerektiği gibi, ben herhangi bir hata yapmadım, bütün müşterilerim benden oldukça memnun gibi bir temyizde bulunursanız Amazon'a, bu şekilde yazdığınız mesajın sonucu maalesef diyecek ki Amazon size, mesajınızı okuduk ancak kabul edemiyoruz, tekrar ürün satamazsınız, artık sizin maillerinize cevap vermeyeceğiz diyecek Amazon. Eğer bunu yaşamamak istiyorsanız bu örnekte olduğu gibi ürün liste problemleri yaşadığınız durumlarda bu örnekte olduğu gibi mutlaka Amazon'a temyizi bu şekilde yazmanız gerekiyor. İkinci adım da şu olmalı. Bakın örneğini okuyorum size. Attığımız ve atmaya devam edeceğimiz adımlar. Amazon.com politikası kapsamında olmayan tüm ürünleri kaldırdık. Tüm ilanları kaldırdık. Tüm asinlerin tam bir uygunluğa ulaşıncaya kadar yayınlamayacağız. Sadece ürün ilgili asin ile %100 eşleştiğinde satış için ürünü yeniden listeleyeceğiz. Excel'de bir kontrol listesi oluşturduk ve kontrol listesini ekibimizde ürün kalite denetimlerinin başarılı bir şekilde yapılabilmesi için gerekli olduğunu biliyoruz. Tüm ürünlerimiz ekibimiz tarafından uzun bir kontrol listesi aracılığıyla daha sık denetlenecektir. Şimdi bu ilk paragrafta attığımız ve atmaya devam ettiğimiz adımlar bölümünde Amazon'a şu mesajı veriyoruz. Ben evet ürünlerdeki problemleri kabul ediyorum. Tüm hatalar benimdir. Ancak ben bu durumların tekrar yaşanmaması için geçici olarak listemi kapattım. Ve ürünlerin daha düzgün bir şekilde Amazon'da listelenebilmesi, problemlerin ortadan kaldırılması için de ekibimle bir çalışma başlattım. Amazon'a bunu mutlaka belirtmeniz lazım. Amazon'un istediği şey bu çünkü. Eğer bunu söylemezseniz yine Amazon sizin yazdığınız bu appeal'ı yani temyizi kabul etmeyecektir. Devamında da tüm depo envanterlerimizi gözden geçirdik ve herhangi bir hasar veya kusur belirtisi gösteren tüm öğeleri çıkarttık. Bu tüm ürünlerin detay sayfasında açıklandığı gibi yeni olmasını sağlamıştır. Öğenin Amazon.com standartlarına uygunluğunu artırmak için açıklama ve bullet point alanlarını yeniden yazdık. Bu da neyi gösteriyor Amazon nezdinde? Sizin tüm envanterinize sahip çıktığınızı gösteriyor. Envanterinizdeki ürünleri tek tek kontrol ettiğinizi gösteriyor. Ve ürün açıklama alanları ve bullet point dediğimiz üst alanlarda, açıklama alanlarında yeniden yazdığınızı Amazon'a belirtiyorsunuz. Ve ürünlerin açıklama bölümünde yeni bir ürün olduğunu gösterdiğiniz gibi ürünlerin de yeni olmasını, yani paketinde herhangi bir yıpranma, herhangi bir kullanılmış ürün ibaresi olmamasını sağladığınızı belirtiyorsunuz Amazon'a. Bu da sizin ne kadar güvenilir bir satıcı olduğunuzu Amazon tarafından anlaşılmasını sağlıyor. Çünkü Amazon gerçekten bunu istiyor. Amazon satıcıların ürünlerine sahip çıkmasını, ürünlerini sürekli denetlemesini, kontrol etmesini, ürünlerde herhangi bir kusur ya da problemden dolayı negatif müşteri deneyimi yaratıldığında bu deneyimlerin olumluya çevrilmesini satıcılar tarafından bekliyor Amazon. Eğer siz de bunu yapacağınızı Amazon'a taahhüt ederseniz ve yazacağınız appeal içerisinde bu taahhütlerinizi mutlaka nokta atışı şeklinde belirtirseniz Amazon satıcı hesabınızı yeniden aktif hale getirecektir. Devamında da sipariş başına tüm ağırlıkları, boyutları ve miktarları yeniden yazdık. Ürünü yeterince doğru göstermeyen tüm öğeleri yeniden fotoğrafladık. Hesabımızın eski duruma getirilmesi için ne yapılması gerektiğini bize bildirin ve sizden haber almak için sabırsızlanıyoruz, saygılarımızla. Şimdi bu ekranda görmüş olduğunuz appeal yani temyiz örneği Amazon satıcı hesabınız kapandığında Amazon'a mutlaka göndermeniz gereken bir örnektir. Ancak bahsettiğim gibi, başta da söylediğim gibi Amazon'da yüzlerce farklı suspend yani hesap askıya alınma problemi yaşanabildiği için, hepsi birbirinden farklı olduğu için bu sadece ürünlerle ilgili problem yaşadığınızda, yani ürününüzün orijinal olmadığı, ürününüzün açıklamasının yetersiz olduğu ya da ürününüzün açıklamasında yeni bir ürün yazmasına rağmen müşteri ürün teslimi aldığında benim aldığım ürün kullanılmış bir üründü demesinden dolayı Amazon eğer satıcı hesabınızı kapattıysa, o zaman bu ekranda gördüğünüz appeal'ı mutlaka Amazon'a göndermeniz gerekiyor. Diğer suspend sebepleriyle alakalı ayrı videolar çekeceğim. Orada diğer suspend olan hesaplarda farklı konularda suspend olduysa onlarla ilgili neler yapmanız gerektiğini ayrı bir videolar çekeceğim elbette. O yüzden YouTube kanalımızı takipte kalın. Fakat ben şu an ürün listesiyle ilgili sorun yaşayanlara yönelik bir appeal örneği gösteriyorum.
Bu Apple örneğini tabii ki Türkçe yazmayacaksınız, İngilizce yazacaksınız. Ben anlayabilmeniz için buraya Türkçe olarak yazdım. Siz bunu bir şekilde Google Translate'ten çevirebilirsiniz. İngilizce biliyorsanız İngilizce yazabilirsiniz. Ya da İngilizce bilen bir tanıdığınız varsa da bunu mutlaka ona yazdırmalısınız. Peki bu Apple'ı nereye göndereceksiniz? Apple'ı hesabınızın notification bölümünde hemen Amazon.com logosunun sağ tarafında bir bayrak vardır. Bu bayrak bölümünde mutlaka Amazon size bir uyarı vermiştir hesabınız kapandı diye. Buraya tıkladıktan sonra Your Amazon Seller Account yazan başlığın hemen sağ tarafında Appeal bölümü vardır. Appeal demek temyiz demek. Yani Amazon sizin durumunuzu size açıklamanıza fırsat veriyor. Siz bu Appeal bölümüne tıklıyorsunuz ve buradaki mesaj alanına da burada yazdığımız metnin İngilizcesini bir şekilde farklı bir şey de yazabilirsiniz. Önemli değil. Yeter ki bu işin mantığını anlayın. Bunun İngilizcesini Amazon.com'a gönderiyorsunuz. Amazon bunu değerlendiriyor ve %95 ihtimalle hesabınızı aktif hale getirecektir. Eğer Amazon hesabınızı bu metne rağmen aktif hale getirmediyse bu mesajı Amazon'a yeniden gönderin. Gerekiyorsa Amazon'a mail atın. Bir defa, iki defa, üç defa gönderin. Mutlaka eninde sonunda bu temyiz karşısında hesabınız açacaktır. Neden bu kadar emin konuşuyorum? Çünkü bu problemleri ben geçmişte çok fazla yaşadım. Hala da yaşıyorum. Ve sürekli benzer şekilde temyizler veriyorum Amazon'a. Benzer şekilde mesajlar gönderiyorum. Ve her seferinde Amazon hesabı aktif hale getiriyor. O yüzden eğer listeniz kapanırsa, Amazon satıcı listeniz pasif hale getirilirse, bu sebepten ötürü Amazon hesabınızı da kapatırsa hiç endişe etmeyin. Sadece Amazon'a benzer şekilde bir appeal yazın. Bu appeal içerisinde hatalarınızı mutlaka kabul edin. Bundan sonra yapacağınız adımları, hatta şu an yaptığınız işlemleri mutlaka Amazon'a bildirin. Ürünleri listenizden silmeyin. Sadece close yapın. Yani listeleri kapatın sadece. Komple kökünden silmeniz ürünleri bir size fayda sağlamaz. Aksine sizin o ürünün sorumluluğundan kaçtığınızı gösterir. Sorumluluktan kaçmayın. Close listing bölümüne tıklayın. Hemen ürün listeleme envanter sayfanızda edit butonu var. Edit butonunun yanındaki o oka tıklarsanız orada hemen close listing'i göreceksiniz. Burada close listing'e tıklayın. Tıkladıktan sonra listenizi kapatın ve bu appeal'ı Amazon'a gönderin. Ve çok büyük faydasını göreceksiniz arkadaşlar. Bu konuda bahsedeceklerim bu kadar. Diğer suspend, yani Amazon'da askıya alınma problemleriyle alakalı yeni videolar çekiyorum. Onları da sırasıyla AMZ Akademi YouTube kanalımızda paylaşacağım. Videoları takipte kalabilmek için mutlaka AMZ Akademi YouTube kanalına abone olun. Bildirimleri açın. Herkesten önce videoları siz izleyin. Ve bu videonun daha fazla izlenmesi için de beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Gerçekten de bunlar değerli bilgiler. Her yerde bulamayacağınız bilgiler. Ve bu konuda da sizden herhangi bir maddi beklentimiz yok. Yapmanızı istediğimiz şey Amazon'da başarılı bir satıcı olmayı sağlamaktır aslında. Anlatacaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.